Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Mistiko'nun sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor. Mistiko! Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Etri'ye hoş geldiniz. 14.04 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca her salı olduğu gibi hem Süper Lig'de haftanın olayını hem de haftanın maçı Galatasaray Beşiktaş mücadelesini konuşacağız. Bugün Mert Elam bizlerle beraber stüdyomuza geldi. Hoş geldin Mert Elam. Hoş bulduk Engin Çetin'den sonra. İkinci konuğum sensin, evet, bugün. Üst üste önemli konuklar ağırlıyorsun. Evet, bugün hakikaten öyle bir gün. Yalnız şunu söyleyeceğim. Sen genelde gömlek üzeri böyle kazak yaptığın zaman Hıncal Uluç modu açıyorsun. Şimdi şey mi diyeceksin? Torrent korkak. Bu Torrent hoca değil mi diyeceksin? Hemen gönderilmeli mi diyeceksin? Çünkü Hıncal Uluç dendiği zaman hep aklı o geliyor. Hani devamını getireyim mi? Fatih Terim korkak, hemen ben olsam gönderirim. Aynen o gelir. Çok tabii ki farklı şeyler söylüyor. Ben de şunu söyleyebilirim. Dünkü maçtan sonra Önder Karaveli ile 3 yıllık sözleşme imzalanmalı. Güvenilmeli Önder Karaveli'ye. Neden? En azından cesur bir oyun oynadı. Cesur tercihlerde bulundu. Herkes koyar Batshuayi'lerini ilk 11'e. Josef'i ben de 11'e yazarım. O yapılamayanı yaptı. Kimsenin cesaret edemediği şeyi yaptı. O yüzden bu cesaretini ödüllendirmek adına 3 yıllık bir sözleşme öneririm. Önerirsin. Evet. Doğru, sen yapabilirsin. Senden beklenir böyle bir hareket. Ya bu çok eleştirilen insanların yanında olma refleksim var. Dünden bu yana da Önder Hoca ile ilgili yapılan eleştiriler. Ben de eleştiriyorum da boyutu çok farklı noktalara gitmeye başladı. O üzüntü verici. Yani bir maçta ya da sadece sonuçla Kantar'ın topuzu kaçar bizde. Yoksa eleştiri, yani sen de sabah yaptın eleştiren normal şimdi. Senin de bir bakış açın var futbola. Benim farklı. Hani farklı düşündük eyvallah, ama öyle yorumlar görüyorum ki yani sadece bu maç özelinde, işte büyük takım hocası değil, şöyle değil. Bu adam derbide 2-2'lik beraberlik aldı. Çok da iyi oynadı. Takım genel olarak kötü oynamıyor. Sonuç alamıyor. Sonuç alamadığı için bir de derbide ezeli rakibine edince, çünkü çok da tantana koptu hafta sonu. Hı hı. Bu eleştiriler maalesef bayağı bir acımasızlaşmış, gördüğüm o. Peki bir teknik adam hakem kararlarıyla ilgili hiç konuşamaz mı? Konuşabilir. Mesela Önder Hoca penaltı pozisyonu ile alakalı olarak içeride herkes değerlendirmesini yapacaktır mı dedi. Herkes mi değerlendiriyor dedi, yoksa çalışanlarımız değerlendiriyor mu dedi. Orayı tam hatırlamıyorum ama hani pozisyonu değerlendiriyorlar. Gerekli şeyleri söyleyeceklerdir dedi. Yani mesela biz de seninle hani özellikle hakem kararları üzerinde çok vakit kaybetmeyi sevmiyoruz, ama ben hep şunu savunuyorum, hani Mert penaltı mı değil mi? Penaltı, tamam, okey. Bence değil. Hı hı. Geç. Neden penaltı? Ben şöyle gördüm, sen böyle gördün. Tamam, geç. Şimdi şu açıdan söylüyorum. Bir teknik adam şimdi böyle hiç hakem kararlarına girmezse yarın öbür gün girmek zorunda kalacağı bir maç pozisyonlar yaşayabilir. O zaman da konuşursa kendiyle çelişiyor. Ama şu ana kadar mesela bu maç tam da gireceği maç değil mi? Değildi. Nasıl değil? Değildi. Çünkü yani şimdi o mesela Nelson'u çekmesi. Tamam, bugün yani konuşsa öyle konuşmaz mı? Hayır. Şu açıdan söylüyorum. Onu o kadar zor durumda bırakacak bir pozisyon değil. Yani çünkü çok herkes inanarak penaltı demiyor bence. O işin içinde biraz fanatiklik var. Tamam. Hep öyle zaten. O ama değişmeyecek. Bazı pozisyonlar oluyor. Çok ciddi bariz hatalar yapılıyor ve senin aleyhine oluyor. Şimdi benim anlatmaya çalıştığım, yarın öbür gün Önder Hoca'nın başına böyle bir durum gelebilir. O zaman da mesela aynı şeyi yapabilecek mi? Ben de o yüzden diyorum ki yani hoca şimdiden şunu yapabilirsin mesela. Peki ne yapacak ama? Yine yapacağı şunu yapabilir. Bence penaltı diyecek. Yani. O kadar. Tamam. O kadar. Bunu bundan sonraki maçta derse de problem mi sence? Bence problem bu değil. Biz hakem yüzünden şöyle oldu böyle oldu derse kendiyle çelişmiş olur, ama yarın öbür gün böyle bir pozisyonda Larin'in pozisyonu penaltıydı dese ben yine eleştirmem. Hoca bundan önce konuşmuyordu, şimdi niye konuştun demem, çünkü hani yorumunu söylemiştir, çelişki geçmiştir. Olmuyor mu sence o zaman? Bence olmaz. Bence dediğim çelişki senin o kastettiğin, işte hakem bugün maçın skoruna etki etmiştir, biz hakem yüzünden burada 2 puan bırakmışızdır gibi şeyler söylerse bence çelişki. Yoksa senin benim gibi kendi görüşünü dile getirse
10 saniyelik bir sekansta çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. Hani diğer türlüsü bence çok daha büyük sıkıntı olur. Şimdilik bu istikrarını koruması bence takdire şayan. Yine yapılmayanı, çok fazla cesaret edilemeyen şeyi yapıyor Önder Karaveli. Torrent de çok farklı değil bu arada. Ümit Koşar, Önder Karaveli farklı bir şey yapayım, maça ben damga vurayım diye düşünmezse Beşiktaş bu kadar zorlanmazdı. Farklı bir şey yapmadı ayrıca. Dakika 30'da herkesin yapacağı işe döndü demiş. Stoper, abi senden Galatasaray-Leicester maçının yorumunu bekliyorum. Marka bile Kerem'i paylaşmış. Satar mıyız 50 milyon euroya demiş. 50 milyon euro tabii şu an performans için abartı. Ama Kerem için ben sezon sonunda ciddi teklifler alacağını düşünmekteyim Galatasaray'ın. Kafalardan seken top, Mert'in morali bozuktur Güven erken çıktı diye. Evet, üzüldüm. Güven'le konuştun mu? Soyunma odasına gitmiş ya, orada bana mesaj attı. Güven'le konuştunuz mu? Evet. Bir şey oldu mu? Orada moral verdim biraz. Ve Mehmet Ünlü de Dubai'den sevgili Hattrick ekibine ve dinleyicilerine selamlar diye bir gökdelen fotoğrafı atmış. Çünkü Dubai'de başka bir şey yok. Rövanşta uçakta mı olacak acaba? Yine rövanşta yine uçakta mı olacak? Değil mi? Perşembe günü gitmişti çünkü. Mustafa Kaya haftanın olayı olarak Galatasaray'ın ilk derbi galibiyetini göstermiş. Grande Terim mesela, bu enteresan. Galatasaray'ın bu sezon oynadığı bütün derbilerde öne geçmesi demiş. Hmm. Haftanın olayı olarak. Güzel, doğru. Trabzon maçları hep mesela aklıma geliyor. Birinde 1-0, birinde 2-0'dan berabere ve yenilmişti. Diğer, evet, fena değil. Abi skoru bildim de ilk golü bilemedim. Banko Lig'in bir kıyağı olur mu diye net bir soru sormuş. Net bir cevap veriyorum. Hayır, olmaz. Açıklandı mı peki? 3 açıklandı. 3 kişi bilmiş. Güzel. Skorda tam böyle bilinebilecek bir skordu. 2-1 Kerem yani. Evet, Gomis dersin. Aynen. Kerem dersin. İlk gol. Ben mesela Gomis'in başlamasını bekliyordum. Orada zaten patladık. Sen beraberlik demiştin. Evet, ben 1-1 demiştim. Gomis'ten de gittik zaten. İlk 11 bile başlamadı adam. Serkan Sarı Efe, otorite boşluğunun son noktası, oyuna girdi Josef. O kadar belli ki sakat oldu. Koşmadı bile, neden oyunu aldın? İkinci devre 10 kişi oynadık diye. Enteresan. Aynı maçı izlememişiz. Ben Josef'in oyunu değiştirdiğini düşünenlerdenim. Fizik olarak da öyle çok bir defosu gözükmedi açıkçası, evet, benim izlediğim kadarıyla. Ben de hiç bu yoruma katılmıyorum. Katılmıyorum ben de. Ama şunu da demiyorum ben. İlk 11 başlamayı, sen mesela oradasın sabah tartıştığımızda dinlemeyenler için. Ali abinin mantalitesinde böyle en etkili, tecrübeli oyuncuların varsa, oynayabilecek düzeydeyse, 45 dakikaysa onu ikinci 45 değil ilk 45'te. Özellikle derbilerde. Evet. Derbilerde, evet, ben başlayan kadronun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü derbilerde geriden gelmek, hı-hı, çok zor. Maçı çevirmek çok zor. Diğer karşılaşmalarda mesela iç sahada oynadığım bir mücadelede bu 11, Josef'in yedekte kalması seni bu kadar etkilemez. Ama 40 bin motive olmuş taraftarın önünde çıktığın noktada rüzgarı vermemen gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de işte eğer oynayabilecek durumda oyuncu varsa, 45-30 dakika neyse, onunla başlayıp avantajı senin eline geçirmen lazım. Benim mantığım o. Ben stratejimi öyle planlarım. Peki ben sana o rüzgarı vermek istemem. Sen zaten benden daha motivesin. Benden daha avantajlısın yani. Sağ dışında benden daha avantajlısın. Neden? Çünkü mağdur olduğunu hissediyorsun. O motivasyonu almışsın. Tamam. Seyircin o motivasyonu, o heyecanı almış. Şimdi ben sana bir de bu maçları oynamamış acemi diyebileceğin bazı oyuncuların da şeyini veriyorum. Avantajını veriyorum. O zaman benim elimde ne kalıyor? Şimdi bak, şöyle düşünebilir misin? Dünkü karşılaşmada sabah da seninle yorumladık. Feghouli Galatasaray takımına genel olarak ayak uyduramayan bir oyuncu dedik. Evet. Katılırsın değil mi? Evet. Burada hemfikiriz. Ya Beşiktaş sezonun en çok eleştirilen ikilisini orta sahaya verdi. Yani Taylan'la Berkan, hı hı, bütün maçın ilk 45 dakikada orta sahasını Beşiktaş adına terörize ettiler. Ya düşün ne kadar Beşiktaş etkisiz kaldı o orta sahada. Yani Atiba ne yapacağını şaşırdı tek başına. Çünkü tek başına. Yani Alex Teixeira ortada yok. Can'ın ne yaptığını ben anlayamadım. Can biraz daha farklı bir görev vermiş Önder Karaveli. Çok dağınıklı Can. Önde konumlamış onu. Çok hata yaptı ama o da. Hem pozisyon almakta hata yaptı, hem Atiba'ya yardım etmekte hata yaptı, hem topu kullanmakta hata yaptı. Yani düşün, Taylan Berkan, ya sezonun en çok eleştirilen ikilisi, sadece iki oyuncu, çünkü Feghouli onlara ayak uyduramadı. Doğru. Hadi 2,5 de. Feghouli ile Teixeira birbirini götürdü diyelim. Ya ama doğru, öyle diyebilirsin. Hani ama öteki tarafta darmadağın etti Taylan'la Berkan Beşiktaş orta sahasını ve maçı aldı. Şimdi benim demek istediğim, mesela böyle bir
orta saha düzeninde Josef de Souza olsa maç daha uzun süre dengede gider diye düşünüyorum ben. Giderdi diye düşünüyorum. Ha, sakat da olur, ikinci yarıda çıkartırsın. Mesela bak Torrent bence az rotasyon. Sadece iki rotasyon. Özgüvenli kadroyla devam. Ondan sonra skoru aldı, oyunu aldı. Yavaş yavaş hamleleri yaptı. Bitirdiği kadroya bak. Ömer Bayramlar, Babeller. Gomis. O şekilde bitirdi maçı. Ama bitirdi. Neden bitirdi? Çünkü zaten o bence ivmeyi almıştı. Peki skor alamasaydı bu sefer Beşiktaş'ın aslında istediği kadro maçı bitirdi ya da çoğu Beşiktaş'ın istediği kadro maçı bitirdi. Galatasaray'ın istemediği kadro maçı bitirmek zorunda kalacaktı. Orada i̇şte, kritik nokta ilk orada, golü atmak, öne geçmek. Aynen. O da derbi olduğu için işte. Şimdi iç sahada sen Kayseri Spor'la oynarken ilk golü yediğin zaman bu kadro telafi edebiliyor ya da en azından beraberliği yakalayabiliyor. Ondan sonra galibiyet golü arkadan gelenler, sonradan girenler atabiliyor ama derbilerde çok zor. Yani seyirciyi maçın içine çektiği noktada ev sahibi takım çok zor. Bak bilmiyorum katılıyor musun? 15 dakika yetti Beşiktaş'a. Galatasaray'ım. İşte Beşiktaş'ı dağıtmak için dağıtmaya. 15 dakika yetti. Galatasaray bir 15 dakika acayip bir top oynadı. Bitti gitti, maçı kazandı. 15 dakika. İkinci yarı var mı öyle bir üstünlük? İkinci yarı hiçbir şey. İlk 10 dakika var mı? Yok. Yok ama bir 15 dakika Galatasaray'a tüm maçı kazandırmaya yetti. Peki senin o zaman bu söylediklerinden Önder Karaveli'ye eleştirin sadece Josef üzerinden mi? Batshuayi, Larin'i de bunun içine katıyor musun? Çünkü şimdi Kenan oynamasın, Larin oynasın diyenlerde de Larin de Kenan gibi çok pas hatası yapan, top kaybı yapan bir oyuncu. Onun ben de çok bir şey değiştirebileceğini düşünmüyorum. Batshuayi, o da haftalardır en çok eleştirilen isim. O da çok top kaybı yapan, bitirici konusunda problem yaşayan bir isim. Hani bu ikisinden ziyade Josef herhalde orada en kritik nokta. Ben çünkü diğer ikisiyle de başlasa çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Batshuayi, Larin de olsaydı dün ilk yarıda bu tempoya dayanamazdı Beşiktaş. Ben Josef'in yanına direkt Batshuayi'yi de koyarım aynı seviyede. Aynı seviyede. Yani Batshuayi gibi hani standartı yüksek oyuncular bu tarz karşılaşmalarda biraz da işte rakibin gözünü korkutmak için bence olmazsa olmaz. Yani Marka ile Nelson Güven'i gördüğü zaman ki bence yani esame listesinde gördükleri zaman tamam biraz daha iyi demişlerdir. Kenan'ı gördükleri zaman biraz daha iyi demişlerdir ama mesela Larin'de ilk maçta da tabii o da. Evet, Larin'de şeyim hani böyle tam Larin'i üstüne basa basa söyleyemiyorum Batshuayi ve Josef de Souza gibi ama Larin'de olsa mesela şu konuşulurdu. Duran toplarda ama arkaya dikkat. Hani Larin'i kaçırmayın. Aman iki havalı mücadelelerinde dikkat. Çünkü mesela bak Larin'de girdi, iki tane hava topu aldı. Aldı ama ilk yarı Gezal'in mesela etkinliği yoktu. Şimdi o olmadığı zaman zaten Larin'de çok bir anlamı oluyor mu? Şimdi Larin'de neden etkili oldu? Rose Gezal orada ikili verkaç yapıp sonunda ortayla pozisyona girdi. Beşiktaş golü i̇şte, de yine o bağlantıyla attı. İlk yarı hiç koyamadı. Doğru ama orada da zaten takım olarak bir şey ortaya koyman lazım. Şimdi takım olarak bir şey ortaya koyamadığın noktada parçalar birleşmediği noktada o zaman bir tek Gezel'e bakıyorsun. Gezel ne yapabilir diye düşünüyorsun. Bir şey de yapamıyor zaten ama biraz yoktu. Bazı parçaları düzelttiği noktada işte iyi olan oyuncular da parlıyor. Neyse bu bir tabii şey bir görüş, bir futbol görüşü. İşte bazısı her zaman için şeyi söylüyor. Bitirdiğin kadro diyor. Ben de bazı karşılaşmalarda özellikle daha düşük mütevazi takımlara oynarken olabilir. Bitirdiğin kadroya itiraz etmem ama ben geri gelmenin zor olduğu karşılaşmalarda başladığın kadronun olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Ya orada bir fikrim ama işte teknik adam olarak da ben kendimi Önder Karaveli'nin yerine koyuyorum. Mesela Josef'i normal şartlarda niye başlatmayayım ki yani? Başlatmıyorsam bir bildiğim vardır derim. Hadi Batshuayi, Larin tartışılabilir. O teknik direktör tercihidir ama Josef eğer gerçekten hazırsa Josef'le başlar da hani Josef üzerinden bir eleştiri bana çok makul gelmiyor. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Sabah daha sert şeyler de söyledim bu konuyla ilgili ama aptal olmak lazım Josef'i başlatmamak için bir teknik direktörün. Yani bunu bilemeyecek kadar tecrübesiz bir isim mi Önder Karaveli? Değil yani. Josef'in ne kadar önemli olduğu işte Beşiktaş'ın çok önemli. Josef'in zaten sakatlığı vardı da onu ilerleyen dönemde kullanacağız dedi. Evet, riske girmek istemedi o da maç başlangıcında. Belki skoru alamazsa son 30'da sokacaktı. Belki hiç sokmayacaktı riske etmemek adına.
Ama şartlar onu biraz mecbur aktı. 39'da da almadı oyuna mesela. Devre arasında bekledi. 45'te aldı ama. Yok hani orada da almadı. 45'te aldı. Orada da alabilirdi. Orada da bence 3 oyuncu değiştirmemek için almadı. Ya orada da evet. Çünkü 3 oyuncu değiştirse o zaman hoca ne yaptın ya diyeceklerdi. Yani bu kadar da itiraf etme yanlış yaptığını derlerdi bugün. Bence o yüzden almadı. Yoksa hani 5 dakikanın hesabını bence yapmadı. Ama işte o diyorum ya şeyle alakalı. Hani bakış açısıyla alakalı. O diyor ki Joseph'in ofis sakatlığı var. Biz bu kadro öyle bir şeyler yaparız. Ondan sonra ihtiyacım olursa da Joseph'i sokarım orta sahada. Belki skoru alacağım. Joseph bana skoru tutmada yardım edecek. İşte orta saha üstünlüğü kaybetmemekte yardım edecek. O da maç önü planını öyle yapıyor. Ama işte maç önü planıyla maçta yaşananlar ve bence maçın önünde yaşananlarla beraber o havayı tam Önder Karaveli bence ne kendi almış. Hani Galatasaray'ın bu motivasyonunu, taraftarın oluşturduğu büyük baskıyı ne de çok takıma geçirmiş gibi gördüm. Yani Beşiktaş bir ara ne yaptığını şaşırdı maçta. Yani topu alan, topu kaybetti, yere düştü. Hani o dereceye getirdi Galatasaray. Hücuma çıkacak. Teşerra yanındakine pas vermeye çalışıyor. Can'ın arkasına kalıyor. O kadar basit hatalar yaptı ki Beşiktaş'ta, Galatasaray'ı da zorladı. Bir de şunu anlamadım ben. Beşiktaş'ın hücum pres konusunda. Mesela Galatasaray Penya ile oyuna başlayacak. Stoperler, işte kanat bekleri yerli yerinde. Güven ve Teşerra çift forvet gibi iki stoperi alıyor. Marko ve Nelson. Can Taylan'ı alıyor. Orada orta sahada bir boşluk. Atiba, Berkan ve Feguli'yi aynı anda tutmak zorunda kalıyor. Hep bir boşluk fazla vardı. Bir Galatasaray'la orta saha boştaydı. Çünkü Gezal'de sol bek Fananot'la, sol tarafta Kenan'da işte Sasha Boy ile oynadı. Hep adam adamı var. Bir tek orta sahada Atiba bomboş kalmış. Mesela bu anlayışı da çok çözemedim. Orada Taylan'a hata yaptırmak istedi anladığım Can'ı ön alan baskısı kullanarak ama o da tutmadı. O Galatasaray boşlukları da merkez orta sahada çok iyi değerlendirdi mücadelede. Son olarak da şunu söyleyeyim Ali abi. Bu tarz tercihler her zaman eleştirilir. Yani yurt dışında Guardiola'da büyük maçlarda işte farklı taktikler dener, farklı tercihlerde bulunur. Çoğunda da tutmaz. Çok eleştirir Guardiola, yıllardır böyle. O yüzden Önder Karaveli'yi de yani bu maçlık bu tercihlerde bulundu diye büyük takım hocası değil demek. Benim karşılıklığım o. Yoksa kimse eleştirilmez değil. Teşeri'ye bu kadar fazla süre vermesi eleştirilebilir. İşte farklı Serdar'ı kullanmadı, Montero'yu kullanmadı diye eleştirir ama bu şeye varmak, sonuca varmak tek bir maçta. Benim, onlar duygusal. Onlar hani Galatasaray derbisi kaybedilmiş. Sonuçta Beşiktaş taraftarı da hani bu Galatasaray'ı yenebileceğini düşünüyordu Beşiktaş'ın. Hı hı. Ortada ikincilik var. O zaman Barcelona'da Xavi ölsün, intihar etsin. Bu Galatasaray'da Camp Nou'da 0-0 berabere kaldı diye. Şimdi Xavi hoca mı değil o zaman diyeceğiz. Yok, evet, demeyeceğiz. İşte hani oraya da çok fazla takılmamak lazım bence. Hani şimdi çünkü o yorumlar bizde hep biliyorsun uca gidiyor yani. İşte. Gidiyor ama işte yönetimler de bu tarz yorumlardan etkilenirler. Şimdi maç sonu Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplanmış. Şimdi olağanüstü toplanmayı gerektirecek bir durum mu budu? Değil yani, tabii ki. Tabii ki değil. Değil. İşte yöneticiler de çünkü taraftar gibi bizde. Yani dün Ahmet Nur Çebi'nin devre arası statı terk etmesine mesela normal bir şey mi? Hani Adana Demirspor deplasmanında Murat Sancak yanında televizyon kırmıştı. Locaya gitmişti. Statı da terk etmedi Ahmet Nur Çebi. Kaldı. Ama şimdi burada niye kalmıyor mesela? Hani orada çok normal olmadığı için bana bu tarz şeyler garip geliyor. Evet, Erol abi psikolojimizi bozdunuz demiş. Maçları izlerken haftanın olaylarını bulmaya çalışıyoruz artık. Bu hafta var mı? Buldun mu bu haftanın olayı? Ben bulamadım ya. Yani baktım maçlara tek tek. Mesela ilgimi çeken şeyler oldu. Antalya'nın son 7 maçta 6 kez kalesini gole kapatması. Evet, aynen, bir gol yediler. Evet, sadece bir gol, bir de o gol yediği karşılaşmada da o çok önemli bir istatistik. Ya ben şeyi açıklayamıyorum bu hafta. Fenerbahçe'nin 5 gol atması, 2 kez direğe takılması, Altay'ın 9 kurtarış yapması. Değil mi? Maç ne olur? Yani bunu söyledin ama çok garip. Aynen, çok değişik ama bunu haftanın olay olarak nasıl yedireceksin? Aynen bu şekilde. Öyle. Fenerbahçe'nin 5 gol atması, Alanya'ya 2 kez direğe takılması, diğer tarafta Altay'ın 9 kurtarış yapması. Yani bu sene ben böyle bir şey görmedim. Bu kadar garip bir olay. Evet, fena değil. İlginç. Evet, devam edeceğiz ama 14.23 olmuş saatlerimiz. Reklamı da bayağı geçmişiz. Hiçbirinizden ses çıkmıyor tabii. Reklamlar olmayınca, reklam vermeyince abi reklam unuttunuz demek yok. Şey, evet. Aynen. Bayağı başladık, kaptırdık derbiye kendimizi. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom!
Evet, reklama gittik geldik. 14.31 saatlerimiz Galatasaray Beşiktaş derbisini konuşuyoruz. Haftanın olayından bahsediyoruz. Şimdi şunu da unutmamak gerekiyor tabii. Haftanın olayı olarak mesela Arda Güler'in Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncu olması da haftanın olaylarından biri, belki de birincisi olabilir. Altay'ın bu sezonki en yüksek kurtarışı aslında senin söylediğin içinde de var. Ekstra onu da ayrı bir şekilde yapabiliriz. O maçtan çok malzeme çıkıyor gerçekten ama diğer karşılaşmalarda böyle tek tek... Geçen hafta da baktım. Zorlanmıştık biraz. Evet, zorlandık. Bu hafta öyle çok öne çıkan Mürsel bir şey olmadı. Pazar da Altay'ın asist krallığında Pelkas ve Zayt'sı geride bırakması demiş. Altay'ın asisti de yine evet maçtan. Bu sezon ilk oldu çünkü. Evet, bu sezon ilk oldu. Hakikaten yani eğer haftalı olayı çıkacaksa bu maçtan Alanya Spor Fenerbahçe maçından kesinlikle çıkar gibi gözüküyor. Ümit Koşar da mesela Arda Güler'in Berişe'ye bile gol attırması demiş. Ya bunu yapmayın işte. Bunu sosyal medyada da çok kullandılar da o kadar da değil yani. Berişe'ye vurmak için de sürekli fırsat kullanıyor. Evet, haklılar. Hoşuna gitmiyor. O ne abi? Herkes, o konuda haklılar. Herkes aynı şeyi yazdı o gün ya gol olduktan sonra. Tabii herkes ya. Bütün medyadakiler bile yazdılar. Ne dediler? Arda Güler'in Berişe'ye bile gol attı. Aynen. Görün işte Arda Güler öyle bir yetenek. Bir kere de Serdar ile Çelikler de çıkmıştı ya. İşte Arda'nın topçu olduğu nereden belli? Berişe'ye boştayken pas atmadı. Yani herkes Berişe'ye vuruyor. Buldular sayı öyle, çocuğu. Biz de öyle ne yazık ki. Evet. Erkan Turan 3 reklamı birden verdiniz sanırım demiş. Vay. Yoğurtlu makarnada abiler çaktırmayın ne güzel reklamsız evet, devam ediyorduk evet demiş. İşte böyle. Yalnız evet Erkan Bey az önceki değil mi dinleyicimizin ismi güzel yakalamış. Ayhan Ay da bana sarı kırmızı kalp göndermiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Çok seviyorum seni. HG Barcelona maçı öncesi kareografi yapılacak mı abi demiş. Bilmiyorum, Ultraslan bana bir şey söylemedi. Bir de haftanın olayı Arda'nın golünün Fenerbahçe'de... Ha, tamam bunu okumuştum. Ya bu kareografileri seviyor musun? Yok. Böyle bir şeyim yok. Ya bence de o kadar hazırlık yapılıyor. Maç önü böyle 5 dakika. Maç önü pat diye çekiyorlar. İşte... Ki yarısında reklama gidiyor zaten yayıncı kuruluş. Böyle çok az bir kısmını izleyebiliyorsun. Bir de mesela böyle... tribündeki taraftarı coşturan bir şey mi? Mesela. Yani sen kareografi gördüğün zaman tribünde birden böyle heyecanlanır mısın? Vay be falan ne yaptık birden. Ya şeyine ben göre değişir. Ben çok duygusuz yaklaştım. Ya bazıları güzel oluyor. Şimdi hepsini de kötülemeyeyim ama geneli çok beni tatmin etmiyor koreografilerin. O yüzden hani yurt dışında da görüyoruz böyle. İtalya'da falan çok yapılır, sevilir. Kale arkası tribünlerde onlarda da ama ne var o kadar... Çok görsellik var işte. O kadar ama işte çok kısa sürüyor bir de. NFT'sini almak lazım onları mümkünse. Mesela Adana Demirspor bir ara yaptı. Hatırladığım Beşiktaş maçında. Beşiktaş maçında hani. Son olarak Konya Spor yaptı. 3 boyutlu dedi. 3 boyutlu mu dedi? Evet. Hatırla. Ben de 2 gün onu düşündüm. Hatırlamıyorum şunu Konya'da. Canlı bir görüntüyü nasıl 3 boyutlu olarak verecek? Hatta şey dendi. 3 boyutlu gözlük de atılacak dendi. Hadi be. Bilmiyorum. Bizimkiler yapar kesin. Yani Galatasaray bu maçı kaçırmaz, affetmez. Çünkü bu tarz işlerin bir de Avrupa'da da yankısı oluyor ister istemez. Yani manşetlere de çıkıyorsun. İşte hani Barcelona yani işte. Artık o boyutu da konuşulur. Kesin Galatasaray Ultra Aslan boş geçmez bence bu karşılaşmayı. Evet. 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 Mehmet Bey de bana dün çıktığım programdan bir kare göndermiş. Öyle mi? Takip ediliyorsun. Aklından ne geçiyordu demiş. Çok düşünceliydim o an. Düşünceliyim. Önder Karaveli'nin 11'ini düşünüyorum. Neden böyle oldu diye. O anda yakalamışlar. Dün neredeydin bari insanları da paylaşırsan? Söyledin dün mi ya? Şimdi bilmiyorum. Çok sevgili arkadaşım Emin Çağlar, Habertürk'ün spor müdürü, Bloomberg'taki oyunun hikayesi programına çağırdı beni. O çağırdığı için de gittim. Normalde gitmiyorum. Tarkan gibiyim. Evet, Tarkan ve Sezen Aksu gibiyim yani. Değil mi? Çıkmıyor Tarkan hiç öyle programlara vesaire. Çıkmıyor. Sezen Aksu da çıkmıyor. Tarkan da çıkmıyor. Üçüncü ben işte Türkiye'de. Ama Emin çağırınca gittim. Şaka bir tarafa. İşte onun programındaydık. Biraz konuştuk. Onu görmüş. Onu göndermiş bana. Şimdi haftanın olayı olarak Erol göndermiş. Bu ne demek? Galatasaray taraftarının Torrent ile ilgili acaba demesi bence. O ne? Yani pozitif anlamda. Çok eleştiriyordu bundan önce performansıyla. Bundan sonra olur mu acaba evet anlamında? Hatta çünkü sabah bir dinleyicimiz yazmış Barcelona'yı da elerse Galatasaray acaba taraftarın bakışısı tamamen değişir mi Torrent'le ilgili olarak diye. Bir zahmet. Yani Barcelona iki maçta elemek
Beşiktaş derbi galibiyeti 3 maçlık seriye bakarsak çok büyük iş yapmış olur. Ama öncesi de Konya maçı işte. Ya ama işte sana şey de söyledim. İşte taraftarın biraz bu aşırı duygusallıktan, aşırı hemen o noktada karar verme refleksinden uzaklaşması lazım. Ya da hadi taraftar uzaklaşamadı. Az önce sen söyledin, yöneticilerin uzaklaşması lazım. Ya bir ay önce Galatasaray küme düşer mi diye konuşulan takım bugün gelinen noktada acaba Barcelona'yı eler mi diye konuşuluyor. Yani bu bile şaka gibi değil mi? Bir ay ya, bir ay önce şu maçı kazanamazsa eyvah Galatasaray küme düşebilir. Bu takım küme düşecek. Burak Elmas Galatasaray tarihinin en kötü başkanı. Ali Koç'un 4 senede yapamadığını 6 ayda yaptı. Yeter git Fatih Terim, Torrent kim? Guardiola'nın yardımcısı olması dışında ne özelliği var bu adamı getirdiniz denilen Galatasaray 2 gün sonra Barcelona'yı eleyebilir mi acaba diye bugün konuşuluyor. Hadi açıklayın bakalım. Açıklayamıyoruz Ali abi yani. İşte o zaman da, o zaman da duygularınızı da tepkilerinizi de o kadar uçlarda vermeyin. Yani bunun olabileceğini, mesela ben şimdi bunu yazdım. Bunu sürekli kullanacağım. Gelecek, senden kurtuluş yok. Gelecek 3 sene dinleyeceksiniz bunu, üzgünüm. Yani bu örneği vereceğim ama siz de bana koz verdiniz. Ya Galatasaray'da ama çok inişli çıkıştı gerçekten. Yani Konya maçına baksan ve son maçlara baksan Galatasaray'da çok iyi bir gidiş yok dersin. Barcelona maçı öncesi herkes umutsuz. Ama o maçta gerçekten çok iyi bir oyun planı. Çok konsantre bir Galatasaray vardı. Oradaki özgüveni bu maça da taşıdı. Bu bütün işte tartışmalar da işine geldi Galatasaray'ın. Bir kat daha motive etti. Şimdi dediğin noktaya geldik. Yani futbolda her şeyin bir anda değişebileceğine dair çok güzel örnek Galatasaray. Yani bu dediğimiz bir haftalık bir süreç olacak. Yani perşembeden perşembe. Haberi gördün mü? Magat'ı mı? Evet. Maalesef. Yazık, üzüldüm her tabelli futbolculara. Tuncay Şanlı'nın anlattığı hikayeyi biliyor musun bu konuyla alakalı olarak? Evet, anlatmıştı sen. Buraya programa gelmiştin. Buraya programa geldi. Wolfsburg'da bir gün antrenmana gidiyor. Hiç kimse antrenmanda değil. İçeride kapalı tesislerde oyuncular böyle karalar bağlamış. Yani hepsi masalarda oturuyor. Tek başına kimse konuşmuyor. Hayrola demiş. Felix Magat demişler. Teknik direktör oldu. Şimdi Hertha Berlin'de. Magat da uzun süredir yoktu ortada. Yok yok, piyasada yok. Bayağıdır. Ama Hertha Berlin'de Tayfun Korkut artık ne yaptıysa takıma. Felix Magat evet, yani. Felix Magat'ı getirme ihtiyacı hissetmiş. Onlar da küme düşme korkusu mu yaşıyorlar son dönemde? Çünkü Tayfun Korkut'un istatistiğine baktım. 12 maçta sadece 2 ya, galibiyeti vardı. Küme düşme korkusu yaşamaya gerek yok. Bak şimdi sana bir Galatasaray örneği vereyim. Hadi bakalım. Ver bakalım. Sürekli tamam, orada. Ben bundan sonra böyle artık. Ömer Molla şöyle bir mesaj göndermiş. İster misin demiş. Koreografi olarak Fatih Terim posteri çıksın. Ya. Ya çok artık. Düşünsene. Barcelona maçı öncesi. 3 boyutlu koreografi. Arda Turan'la ikisi. Aynen. Arda Turan'la. Aynen. O da olur mu olur. Burası Türkiye. Her şey olur. Evet, Galatasaray'da tabii derbi galibiyetiyle beraber moralleri iyice yükseldi. Galatasaray'ın puanı 38 oldu. Düşme hattıyla arasındaki puan farkını da 9'a çıkardı sarı kırmızılar. Yukarı çıkma ihtimali var mı? Galatasaray bundan sonra kalan karşılaşmalarda 9 mücadelede bir seri yakalarsa. Yani dördüncülük ve beşincilik orada. Trabzon'un şampiyonluğuna göre kupadaki. Ama orada da şöyle bir durum yok mu? 47, 46, 46, 45, 45. Yani o puan skalasında çok takım var. Evet. Yani 9 puan ya da 8 puan çok gözükmese de. Ziyade takım çok. Bir takım de puanlar çok. Birbirine çok yakın. Ama hani dördüncülük ya da beşincilik Trabzon kupayı alırsa lig beşinciliği de Avrupa için önemli olacak. Alamazsa da dördüncü olmak durumunda Avrupa için. Yani ihtimal oldukça Galatasaray gidecektir. Ama Barcelona'yı elerse lig maratonu öyle çok önemli olmaz Galatasaray için. Tabii ki orada da galibiyet serisi almak isteyecekti sonuçta. Ligdeki oyun da yansıyor Avrupa'daki karşılaşmalara ama konsantrasyonun büyük bir kısmını diğer tarafa geçirebilir. Evet. Şimdi dünkü derbiyle Mert, sen şimdi dün karşılaşmayı izledin. Evet. Bugün yanına uğradığım zaman bir kere daha izliyordun. Aynen. Anlamadığın yerler var tabii. Tekrar bir bakman gerekiyor. Zor bir derbiydi. Tekrar bir izledin. İkinci kez izlediğin zaman gözüne çarpan detaylar. Çünkü zaman zaman seninle konuşuyoruz. Hani izlediğin maçları tekrar izlemek de güzel. Bir maç bittikten sonra skorunu bilerek izlemek de güzel. O evet, o daha güzel. Hani onu çok da daha sakin kafayla izleyebiliyorsun. Biraz daha farklı yerlere bakabiliyorsun. Ne dersin? Şunu söyleyeyim. Bir kere bilmeyenler için de hatırlatayım. Meraklısı vardır belki. Bein Connect'te spor kısmına girdiğinizde maçların 90 dakikasını
izleyebiliyorsunuz maçtan bir gün sonra koyuyorlar sanırım. Tam olarak ne zaman paylaşılıyor, koyuluyor bilmiyorum. Ama maçtan bir gün sonra baktığımda genelde orada oluyor. Hı hı. Ben de bugün sabah merak ettim, girdim baktım, koymuşlar özeti Bein Connect'in uygulamasında. Ve açtım. İlk işte 2-0'a kalan olan bölümü izledim. Sonrasını izlemedim. Çünkü dediğin gibi bu tarz maçları tekrar izlemek maçta, çünkü her şeye hakim olamıyorsun. Kafan karışıyor, bazen Twitter'a giriyorsun, farklı şeylere konsantre oluyorsun, diğer yerleri kaçırıyorsun. Ya da mesela konuşulan bir şeye daha dikkatli bakıyorsun değil mi? Aynen. O yüzden de aynen. Bugün biraz onu da yaptım. Mesela dün Bülent yazmıştı galiba Galatasaray'ın bek kullanımıyla alakalı, çok daha merkezde, içeride konumladığına dair. Hem ona biraz baktım, hem gözümden kaçırdığım detaylar var mı, onlara biraz göz gezdirdim. Yani Galatasaray'ın ilk 5 dakikası topu daha çok Beşiktaş'a verdiğini gördüm. Dün maçta da aslında hissediliyordu. Bugün tekrar izlediğimde yine dikkat çekti. O zaman şöyle düşünmüştüm. Galatasaray topla oyun kurmayı çok becerebilen bir takım değil. Taylan, Berkan'la bu işi yapmak çok kolay değil. Feghouli her ne kadar olsa da. Hani Beşiktaş topla oynayacak. Bunu istiyor Galatasaray. Galatasaray işte topu kaparak rakip kalede bitecek. Bu oyun planı var gibi gözüküyordu. Zaman zaman bu oldu. Ama topu da Beşiktaş'a bırakmadı. Yani ilk başta 57'ye 43 Beşiktaş lehineyken topla oynama, dakikalar geçtikçe Galatasaray topu da almaya başladı Beşiktaş'tan. O dikkat çekiciydi. Güvenle Kenan'a özellikle baktım. Yani 39 dakikada çıkacak bir kötü performans var mıydı gerçekten diye. Kenan'da çok itiraz edemiyorum. Kenan gerçekten çok basit hatalar yaptı, çok kolay pas hataları yapmıştı, ama Güven için benzer şeyleri söyleyemeyeceğim. Güven özellikle baktım, öyle oyundan çıkmasını gerektirecek kadar kötü bir performans yoktu. Aksine Alex Teixeira çok daha kötü bir 39 dakika geçirmiş maç içerisinde. Hem fizik olarak çok güçsüz kalıyor ikili mücadelelerde, orta sahaya gelip top almaya, top çıkarmaya çalışıyor ama sürekli hata yapıyor. Ve diğer kısımlarda zaten oyunda çok gözükmüyor. Hani Teixeira bence felaket bir 39 dakika geçirmesine rağmen oyunda kalmış. Hani Önder Karaveli'yi eleştireceksem mesela bu Güven'i oyundan alıp Teixeira'yı tutmasıyla eleştirebilirim. Ayrıca orada da genel beklenti mesela hani hakikaten Teixeira'nın çıkıp Güven'in kalması. Çünkü Güven Batshuayi genelde sahada iyi işler yapan ikiliydi. Evet. Onu tercih etmiyor bir türlü. Özellikle hani böyle maç zaman zaman maçlarda ikili bir araya geldi ama hep böyle son bölümde, artık kaybedecek hiçbir şey yokken, hani ne başlangıç stratejisi oldu ne de böyle hani maç içerisinde geriye düştüğü noktada hemen o müdahaleyi yapmadı, hep sonları bekledi. Evet, kesinlikle bu konuda da eleştirebilirim Önder Karaveli'yi. Yani bu ikili merkezdeyken özellikle çok daha verimli oluyor. Bunu çok maçta gördük ama bir türlü başlangıç senaryosu ya da işte devre arasını beklemeden bir değişiklik yaparken bile bu ikili yan yana tutmadı Önder Hoca. Bir de dikkat ettiğim, özellikle işte Beşiktaş'ın yediği gollere baktım. Galatasaraylı kanat oyuncuları, bekler ve işte sağ iç, sol iç olan futbolcular çok hareketliler. Beşiktaşlı savunmacılar da onları takip edeyim derken yerlerini çok fazla kaybettiklerini gördüm. Özellikle Vida, işte bir gözü işte Feghouli'de, bir ona gidiyor, bir Emre Kılınç'a gidiyor. Yerini, sol stoperdeki yerini acayip kaybediyor. Zaten gollerde genelde onu yerini kaybettikten sonra Galatasaray o bölgeye sızarak Muhammed'i toplu topsuz o bölgeye göndererek bulmuş. Bunu da Galatasaray'ın iyi çalıştığı gözüküyor. Bekler de özellikle oyun kurulumunda merkeze çok fazla geliyor. Omar ve Fananot merkezde çok fazla topla buluşup Emre ve Kerem çizgiye basıp topla buluşup Galatasaray bazı atakları şekillendirmiş yine ilk bölümde. Hani genel olarak çok etkileyici, dominant bir performans var. Bunu tabii ki pasla bir dominasyon yok Galatasaray. Yani Berkan çok iyi bir pas gününde miydi? Değildi. Berkan daha maçın başlangıcında tek topta topu da cıya attı Kerem atacağına. Taylan yine çok kritik bir yerde top kaybetti ilk 15 dakika içerisinde. Bir kontra fırsatı verdi Beşiktaş'a. Birkaç basit pas hatası yaptı. Yine burada sıkıntısı vardı aslında Galatasaray'ın. O konuda çok bir iyileşme olduğu söylenemez. Zaten onu beklemekte haksızlık olmaz mı? Yani oyuncular sonuçta şeyleri belli. 3 aşağı 5 yukarı topla an yapabildikleri belli. Evet, bir de özgüvenleri hala o konuda. O konuda çok iyi değil. Defansif anlamda çok iyi. Fizik olarak çok iyi durumda Taylan Berkan. Bu bence Torrent için övülmesi gereken bir durum. Ama topla oynama konusunda hala sıkıntı. Onları da top çok fazla
topla oynatmadan, oyun kurdurmadan Galatasaray kaptığı toplarla genelde etkili olmayı başardı. Yani Torrent açısından çok iyi bir oyun planı var. Bir de tabii maçı tekrar izleyince Peña'nın soğukkanlılığı tekrar göze batıyor. Yani çok rahat Peña. Böyle Beşiktaş futbolcular böyle 2 metre mesafeye geliyor ama Peña'da hiç bir panikinin P'si yok. Çok soğukkanlı, ayağına çok hakim. O bile hani savunma oyuncuları için topu gözü kapalı kaleci Peña'ya gönderirler. Bu da Galatasaray'ın çok büyük bir artısı. Barış Yalçın, Torrent ile Terim arasındaki bariz fark, Terim demiş, Barcelona maçından sonra bir gün izin verirdi, Torrent İspanya'da idman yaptırdı. Şimdi diye söylemiyorum, Terim döneminde Galatasaray bir çiftlikti demiş. Yani bilemiyorum, çok iddialı tabii bu söz. Ama Torrent'in de bu idmanları işte günde çift yapması geldiği andan itibaren, sonrasında normale döndü tabii ki tempo yükselince. Bu tarz ufak detaylar şöyle oluyor ya Ali abi, bazen bunu Beşiktaş'ta da söylemiştik. Hani Sergen Yalçın gitti, yerine baktıkları teknik direktör Sergen Yalçın'da olmadığını düşündüğümüz her şeyi onun üzerinden yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi Fatih Terim'in de şu konu çok konuşuluyordu, özellikle Mustafa Cengiz döneminde. İşte izin kullandığı, maçlardan sonra işte Bodrum'a gittiği, takımla olmadığı şeklinde çok bazen boşladığı söyleniyordu. Torrent'te de tam tersi, fizik güce de çok fazla önem veren, fazla idman yaptıran, yoğun idmanlar yaptıran bir isim. Belli ki o eksikliği görmüş yönetim. Onun eksikliğini böyle bir profille toparlamaya çalışıyorlar. Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da yaptığı bu. Evet, Barcelona bir paylaşım yaptı. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz. Sizi çok özledik Türkiye diye. Bir dakikanın üzerinde bir video paylaştı Barcelona kulübü. İlk maçtaki video da çok güzeldi. Galatasaray'a 10 maddede anlattıkları. Evet, 1 dakika 42 saniye hatta. Bayağı da uzun bir video. Barcelona'nın tabii Türkiye hesabından paylaşılmış. Onu da 350 bin kişi takip ediyor Türkiye'de. Ülkenin yarısı Barcelona'ya ilinmiş. Haberimiz yokmuş. Tabii o da hemen beğenileri almış. Onu da söyleyelim. Peki şimdi son aramıza gidelim. Radyo Spor'da Hattrick'te. Aradan sonra yavaş yavaş programı toparlayacağız. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom! Evet, saatlerimiz 14.31 değil 51. Ali abinin saat kavramında sıkıntı oluyor. Programı yavaş yavaş toparlayacağımızı söylemiştik ama aslında her şeyi konuştuk. O yüzden size teşekkür ediyoruz. Evet, toparlamıştık zaten. Bu en sevmediğim şeydir bu arada. Öyle yapıyorlar ya zaten. Haber bültenlerinde ana haberleri izleyenler. Az sonra. Yok, bitiriyor mesela her şeyi. Şimdi reklama gidiyoruz diyor, dönüyor. Evet, bitirdik, herkese iyi akşamlar diyor. 5 dakika sen reklam izlemişsin. Bizde öyle bir şey yok. Sonuna kadar biz sahanın içerisinde mücadeleye devam edeceğiz. Lütfen. Eğlensek bile mücadeleye devam edeceğiz. Mehmet Yaşlı senden şöyle bir yorum paylaşmış. Sen şöyle diyormuşsun: İki defa izledim karşılaşmayı, ikisinde de Galatasaray kazanıyor. Önder Karaveli hiç mi ders almaz diye mesaj göndermiş. Forza Kartal, abi küs müyüz, ne yazsam okumuyorsun demiş ama bunu defalarca söyledim. Bir Ronaldo'nun hesapları, bir de benim hesabım. Milyonlara hitap ettiğimiz için çok mesaj geliyor. Her mesaj gelmiyor. Bir de çok geliyor, bazen okuyamıyorsun ya da arada kaçıyordur, bir şey oluyordur. Evet, arada tabii ki kaçırdıklarım, atladıklarım oluyor ama bazı mesajlar gerçekten gelmiyor. Nasıl gelmiyor ya? Gelmiyor işte, Forza Kartal küs müyüz, ne yazsın okumuyorsun demiş ama bugün mesaj atmadı, yok. Önüme düşen mesajı yok mesela. Enteresan o, gelmiyor kısmını. Bak, göstereyim sana hepsini, bir tane mesajı yok bugün gelen. Allah Allah. Kendi hesabına gitsen 40 dakika ama. Önce atmış olabilir. 40 dakika önce atmış. 40 dakika programın içine tekabül ediyor. Yani evet. 14-13 tamam. Civarı 60 işte. Cevap veriyoruz. Küs değiliz netice olarak. Bugün Şampiyonlar Ligi günü. Artık çeyrek finalistler bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla ortaya çıkacak. Ajax Benfica ilk maçta 2-2 berabere kalmışlardı. Manchester United Atletico Madrid ilk maç 1-1. 23'te karşı karşıya gelecekler. Maçlar eksende. Özellikle Ajax Benfica ilk karşılaşma oldukça keyif verici olmuş. Bütün izleyenler öyle söyledi. United Atletico Madrid maçı için aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Bugün bakalım Ajax Benfica beklentileri karşılayabilecek mi? Ajax Benfica'ya helalinden bir 30 dakika vermeyi planlıyorum Mert. 30 dakika sonunda beklentilerim karşılanırsa
karşılanacağım Ajax maçından. Ne yani ben de yani? Öyle düşünüyorum ama oldu ne da işte. Ne kadar kötü olabilir Ajax yani maçı? Yani belli olmaz. Şimdi ben 3.5 üstü dedim bu karşılaşmaya. Ki tek başıma bile kitleyebilirim maçı. Eğer öyle bir şey olmazsa Ajax Benfica'da kalırım diye düşünmekteyim. Hani sen gözüne Manchester United Atletico Madrid kestirdin mesela. Orada da tabii Ronaldo'nun bu kadar şu an gündemde olması biraz insanların aklını çelmiyor değil. Acaba bir şey yapacak mı? Ama Ajax ne burada yapacaksın? Yok. Ben Ajax, dört takım arasında evet Ajax'ı hani diğerlerinin yerine koyarım. Sabah da bahsettiğim ya bir nostalji yaptım. Tottenham maçını da izledim. Bu sezon da çok iyi Ajax. Çok istikrarlı bir takım. Hani lig, kupa, Şampiyonlar Ligi fark etmeden ideal takımıyla sahaya çıkıyor Erik ten Hag. O yüzden bugün maçı kararı hani Ajax Benfica maçı takip edip bir de ilk maç 2-2 hani Ajax ilk maçtan da koparmadı. Bugün bir galibiyete ihtiyacı var onların da. O yüzden bu maç bence ağırlıklı olarak tercih edilir. Oranı da çok düşük. Ajax'ın şimdi Miste'de bakıyorum 1.22'lik pardon 1.22 yerine 1.24'lük oran var süper oranda Miste'de. Benfica galibiyetine de 5.82 verilmiş. Açık arada zaten favori gözüküyor ama diğer maçta oranlar nispeten dengeli süper oranda bakacak olursak Atletico galibiyeti 3.66, United'a da 2'lik evet. bir oran verilmiş. Milli takımlar yavaş yavaş açıklanıyor. Galatasaraylı evet. Omar için de güzel bir haber geldi. O da Norveç milli takımına yeniden çağrıldı onun adına. Tabii herkes çok sevinçli. Futbola dönmesi bile başlı başına bir mucize ki bu kadar uzun bir aradan sonra 400 günün üzerinde bir ara vermişti Omar. İyi de döndü. Çabuk da toparlıyor ki 30 yaşında da bir oyuncu. Bir de hiç kendini sakınmıyor. Yani evet. yeni böyle bir yıldır sakat olan bir oyuncu gibi değil. Yani her mücadelede var. Kafasını aynen. sokuyor, bacağını sokuyor. O da tekrar Norveç milli takımına çağrılmış. Nelson da Danimarka'da çağrıldı. Cornelius çağrıldı doğru. Danimarka'da. Danimarka'da aynı zamanda Christian Eriksen de Euro 2020'de herkesin yüreğini ağzına getirdi. O da gitti geldi. Bizim yüreğimiz ağzımızdayken o da gitti evet. geldi gerçekten. Şaka değil yani. Gerçekten gitti geldi. Onun da zaten futbola dönmesi büyük bir mucizeydi. Futbola döndü. İşte son hafta dün konuşmuştuk. Brentford'un şanlı Burnley'i 2-0 yendiği maçta bir de asist yaptı. İkinci golde de asistini yapmıştı. O da milli takıma çağrıldı. Onun açısından da tabii güzel bir gün. Biz de artık yavaş yavaş Stefan Kuntz'un açıklayacağı milli takımı bekliyoruz. Biz yukarıda İsa ile mesela yaptık kadroyu. Bir tartıştık böyle orta sahayı alınabilecek oyuncular. Yusuf Yazıcı çağrılır. İsa'dan İsa'dan dolayı mı? Yok ben... çok formda diye zaten tamam. çağrılır o gözü kapalı. Trabzon'da İsa o yüzden Yusuf mu dedim. Yok yok Enes Ünal çağrılır. Dorukhan çağrılır. Ama öyle ben başka çok büyük bir sürpriz beklemiyorum. Deniz Undav var mesela Belçika'da. Gol asist bayağı iyi işler yapıyor. Yani Umut Bozok ligimizde. Aynen. Umut Bozok çağrılması gerektiğini düşünüyorum ama işte ben. Umut çağrılırsa bir isimden biri dışarıda kalacak. Hani Serdar Dursun, Umut, Enes, Burak deyince 4. Geniş kadro yapsın. Yapsın da hani 3 yani 3 tanesi kalacak. Ya bazen hani. Ben mesela böyle karşılaşmalarda da bir iki tane hak eden oyuncunun Mert ama çok değil. Hani böyle takımın antrenman düzenini bozacak çoklukta değil. 30 küsür tane oyuncu demiyorum ama 26'ın böyle. Evet. O mesajın verilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani aslında sen hak ettin. Buradasın. Oynamayabilirsin ama bu şekilde devam et. Bence milli takıma çağrılmak o hani başka bir şey yapsan o oyuncuya bence geçmez ama bu çok büyük bir jest bence. Çünkü o Didier dediğini yapıyorlar. Geniş liste de evet. açıklıyor galiba Kuntz. Mesela işte Adana Demirspor'dan Samet Trabzon'la Ahmet Can'ın da o geniş listeye dahil edildiği gibi haberler çıkmıştı. Ama sen diyorsun ki bir de havayı soluturmak var. Aynen. Yani oraya çağırıp. Çağır yani o olsun. Oynamayacağını bilse de oynama ihtimali az olsa da. Çünkü bazen öyle oyuncular oluyor. Bence yapılması gerekir ama bence yapılması gereken çok şey var zaten. Evet çok var. Yani sabah da konuştuk hani sarı kart cezalarından tut neler neler var. Evet böylece programın sonuna geldik. Mert ağzına sağlık teşekkür ediyoruz. Yarın yine bekleriz. İnşallah. İşin yoksa saat 2'de başlıyoruz her gün. Bugün havuza geri dönüyorum. Yüzeceğim. O yüzden yarın ne olur? Ağrılarım, sızlarım olursa yarın affımı isteyebilirim. Dermişim. Evet. İnşallah buradayım yani bir sıkıntı olmaz. Herkese teşekkür ediyoruz. Yarın önce sabah sporun ardından da Hattrick'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da hoşça kalın. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi. Mistikom! Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.